şu ekim alanını oluşturmaya başladık. Şuradan da biraz toprak çıktı. Oraya otları serdik. Çıkan toprağı bu tarafa ayırdık. Birazdan bu tarafa. Çıkan taşları ayırdık şöyle. Şimdi ne yapacağız? Oradaki şu alanı da iyice kazdıktan sonra orayı da biraz düşüreceğiz aşağı doğru. Ve bu samanlarla doldurduktan sonra şu toprakları onların üzerine yayacağız. Karnın yardım gazla yığılan beline, seyyar beline, yüzün yıttım dırna, hırnan evine. Yine beni karşıladı güline, benim sadık yârim kara topraklı, kara topraklı. Beş metrekareye yakın kış sebzesi ekim alanı oluşturduk. Toprağı sermeden önce de şöyle kompost için ekleyelimde ne varsa bunları da üzerine yayıp toprakla besleyeceğim. Daha sonra onun üzerine ekim yaparken solucan gübresi, işte organik torf gibi nesnelerle de destekleyeceğiz. Bitki yatağını yaparken havanın kapanması ve peşine yağmurun gelmesiyle biraz işi hızlandırdım. Hemen toprakları doldurup şu sulama sistemini yerleştirdim. Altlarını böyle 10'ar santim matkapla delerek şuradan girişi vereceğiz. Su buradan da öyle. Burası kış sebzelerinin bitki yatağı. Yağmurların başlamasıyla bitkiler biraz daha tabi hızlanacak, canlanacak. Ama yine de biz bir iki gün sonra burada olmayacağımız için standart sulama sistemini devreye soktuk. Şişeleri böyle dizerek yarın öbür gün burada olmayacağız. Hava parçalı bulutlu ve güneşli gözüküyor. O yüzden bunlar su kalmaması için. Şimdi geldiğimizde bakalım şu salatalıkları aşağı doğru İndirmemiz ne kadar fayda sağlayacak ve verimimiz ne kadar artacak. Şu an 2-3 tane salatalığımız büyümeye başladı. Diğerlerde yolda, domateslerde yavaş yavaş kızarıyor. Biberlerde de bir hareketlilik var. 2 gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle.